Hepinize merhaba arkadaşlar, Teknoat'ta hoş geldiniz. Sizlerle birlikte PC toplama rehberi yapıyoruz. Bütçemiz 15.500 TL arkadaşlar. Evet, bu parayla nasıl canavar gibi bir sistem toplarız? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda sistemimizi görüyorsunuz. Çalışır vaziyette. Böyle bir sistem topladık arkadaşlar. Tek tek parçaları da anlatmak istiyorum şu anda. Ve hesaplayacağız. Yani ne kadara topladık, nasıl aldık, nasıl yaptık. Onları tek tek size söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi Intel 10. nesil Unlocked kilitsiz arkadaşlar. i5 10600KF LGA1200 bir işlemcimiz var. Evet, işlemcimiz karşınızda şu anda. Elimde tutuyorum bu canavarı. Vah 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 vah. Vay. Çok iyi. Bakın. Bunun stop fanı bulunmuyor. Neden? Çünkü bunu soğutmak için ya kule tipi ya da sıvı soğutucu almak gerekiyor. Güç tüketimi yüksek olduğu için bu işlemcinin arkadaşlar, buna sağlam bir soğutucu almanız şart. Bizde Arctic Freezer'ın 34 eSport Duo fanını aldık. Gerçekten çok büyük. Bakın. Sığmıyor bile. Böyle büyük bir kasaya dahi sığmıyor. Ölçüleri var çünkü, şöyle bir göstereyim. Bu arada test sonucunda görüyorsunuz 75'ten 54'lere kadar düşürmüş AMD Ryzen 7'yi. Bu fanı alacaksanız yüksekliğine dikkat edin arkadaşlar. 15.7 santimetrelik bir yüksekliği var. Genişliği ise 12.4 santimetre. Ona göre bakın, burada da 10.3 iki fanlı halinde yüksekliği burada verilmiş. Bu kule tipini siz de almak isterseniz kasanıza uyumlu olduğunu, yani Intel AMD uyumu var zaten de, ama hani kasanızı bakalım sığacak mı, ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama gerçekten çok güzel soğutuyor, bunu da söyleyeyim. Evet, böyle bir karton falan koymuşlar. Fanınız karşınızda arkadaşlar. Oldukça büyük, kalın, güzel, kaliteli hissi veriyor. Soğutucumuz tamam, çok güçlü. Ama bir eksik yanı, bir ışık koysaydınız, en azından kırmızı boya değil de bunu kırmızı renk yapabilirdiniz, çok hoş olurdu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, anakartımız da zaten, bunların tek tek tanıtımları kanalımızda mevcut, bakabilirsiniz. Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi modeli. Z zaten serisi yüksek sistemlerde kullanılan bir versiyon. Bunda kilidi yok zaten, overclockla 5000'lere kadar çıkıyor hızı RAM'lerin. Ba-da-ba-ba.
anakartımızda, bu sistemimizde Thermaltek Tokram RGB'yi kullandık arkadaşlar. DDR4 3600 MHz 2x8 GB'lık, toplamda 16 GB bir RAM kullandık. Sistemimizde şu anda görüyorsunuz. Burada mevcutlar. Yani kalite ya, şunlara bakın. Şöyle güç veriyor. Bunu tak. Ya bununla canavar gibi akarız ya. Gördüğünüz gibi beyaz olanlarından aldık. Siyah modelleri de var. Değişik modelleri de var. Beyaz iyidir ya. Işıklı ışık, RGB yansımalar. Vay. Siz ne yaptınız ya? Kardeşim ne yaptınız? Böyle RAM'lere alışık değiliz. Bakın DDR4 3600 değerleri görüyorsunuz. Biz genelde böyle ekran kartlarını ikinci el almayı daha çok tercih ediyorum. Zaten çok pahalı şu an ekran kartları. Biz de böyle tercih ettik. Sıkıntısı yok. Kullanan arkadaş çok temiz kullanmış. Yıpranmamış, hala canavar gibi güçlü bir kart. Evet, ekran kartımız da gördüğünüz gibi Asus ROG Strix RTX 2060 OC 6 GB GDDR6 bellekleri bulunuyor. Ray Tracing GDDR6 DirectX 12 ve Ansel. Gördüğünüz gibi Asus Aerosonic desteği de mevcut. Zaten buradan şu anda otomatik olarak biz bunları ayarını yaptık. Renkler böyle değişiyor. Üst kısmında var, şu iç kısmında var ve fanların altında var. Gözükecek mi? Buradan göstereyim. Bu gözüküyor. Evet, canavarı. Artık ne diyorsunuz? Onu bir kutusundan çıkartalım. Ekran kartımızı poşetinden, koruma poşetinden şöyle yavaş yavaş artık çıkartalım. Evet. Canavar şu anda karşınızda arkadaşlar. Şöyle 3 fanını görüyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel. Şuralarında ışıkları yanacak. Hemen yan yüzeyine de bakalım. GeForce RTX yazıyor. Strix modeli. Republic of the Gamers yazısı var. Burasında ışığı yanması gerekiyor. Güç girişlerine bakalım hemen. 8 artı 6 güç girişi gerekiyor arkadaşlar. Ekran kartımızın da kalınlığını görüyorsunuz. Gerçekten kalın bir soğutma bloğu var. Çünkü çok güçlü bir kart olduğundan dolayı bunun iyi soğutulması gerekiyor. Soğutma demişken üzerinde de bir soğutma plakası var. Buz gibi. Hem alttan hem üstten soğutması var. Gayet güçlü ve güzel bir kart. Yan tarafına bakalım. Buradan fan girişlerini görüyoruz. Buralara fan girişleri koymuşlar. Dönelim altına bir bakalım. Alt tarafından da büyük soğutma bloğunu görüyorsunuz, iki tane. Ve PCI Express girişimiz var. Girişlerine bir bakalım. Bakın iki tane HDMI, iki tane de DisplayPort girişi mevcut. Gayet yeterli ve güzel girişleri var. Yani bunda artık DVI falan o tür girişler beklemeyin. Bu kartta biraz zor. Bu kartı kullanacaksanız güzel bir monitörünüz, güzel bir sisteminiz de olması gerekiyor. Güzel bir işlemcinizin de olması gerekiyor. Yoksa doğal olarak darboğaz vesaire yapacaktır. Kartımız gerçekten görünüş olarak da, dizayn olarak da çok güzel. Hemen ekran kartımızı da takalım. RTX 2060'ı takalım yerine. Montajımız tamamlandı arkadaşlar. Gücü vereceğiz bakalım. Evet, şimdi güce basıyorum. Bakalım fanlar dönecek mi? Evet, elektrik alıyor ve fanlar dönüyor şu anda. Testlerimizi yapacağız arkadaşlar. Yani Valorant, CSGO, onlar da 300'leri görüyor, 330'ları görüyor. PUBG Mobile oyununu açtığımızda arkadaşlar, 90 FPS'i aktif hale getirdiğimizde 85, 86, 87 FPS aldığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bu sistemimiz için gerçekten oldukça sağlam ve kaliteli bir güç kaynağı pulsu da gerekiyordu. O güç kaynağı da arkadaşlar Gigabyte'ın P750GM 80 Plus Gold güç kaynağı. Gerçekten bakın özelliklerine: Smart Fan, Single Plus 12 Volt, Japon kapasitörler, full modüler, modüler bir tak çıkar, istediğiniz gibi takıp çıkartabiliyorsunuz. Şu
şu anda canavar karşınızda. Gigabyte P750GM modüler olduğunu söylemiştim. Bunun arkasına bütün her şeyi takabiliyoruz. İçinden çıkan kabloları, bütün kablolarımızı, güç kablolarını, işte işlemci için ne lazım, ne lazımsa bunun arkasına modüler bir şekilde takıp kullanabileceğiz. Fanı da gerçekten iyi, kalite değerleri var. Görüyorsunuz toplamda 750 watt güce sahip. Şöyle daha detaylı görmek isteyenler için yakından da göstereyim. 80 Plus Gold bir güç kaynağı. Kasamızda Warcry arkadaşlar, Game Power. Kutusu da şu şekilde, gerçekten güzel. Bunların hepsinin linklerini bırakırım. Yani gördüğünüz gibi ucuz şeyler değil. Onun için bunları bakalım biz ne kadara toplamışız. Onun hesabını yapacağız. Hemen direkt aldığımız fiyatlar üzerinden arkadaşlar topladım. Kasamız ne kadar almışız? 9 fanlı Game Power Warcry RGB 9x120 mm'lik RGB fanlı gaming oyuncu kasamız arkadaşlar. Burada. Ödediğimiz tutar indirim de olduğu 66 TL. 99 kuruş bir indirim oldu. Yani 1272. Şöyle kopyalayalım. Artı diyelim. Sonra güç kaynağımızı da buradan almışız. Ona da yine indirimi yakalamışız. 887. Hemen onu da ekleyelim. 887 artı, evet, buradan bu kadar almışız. Sonra ne almışız? Thermaltake'in işte 16 GB RAM'lerimizi almışız. O da 1199 TL. Tekrar artı diyelim. Buradan da evet Arctic Freezer, onu da ekleyelim. Arctic Freezer arkadaşlar 563. Tamam, devam. İşlemcimiz Intel i5 10600KF. Onu da ekleyelim. 2150. Anakartımızı ekleyelim. Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi. Onu da ekleyelim hemen. 2593 TL. Ekledik. Şimdi bu haliyle 8664 TL yaptı arkadaşlar. Ekran kartımızı biz arkadaşlar sıfır almadık. İkinci el aldık. Neden? Ekran kartları zaten çok pahalı. Ve biz RTX istiyoruz. RTX de ikinci el olarak yeni çıkmış olduğu için güzel kullanılmış ekran kartları vardı. Ne yaptık? Sahibinden param güvendeyle aldık. Hemen onu da ekleyelim. 6750 TL eşittir. Evet arkadaşlar, bu sistem bize toplam 15414 TL yapmış. Evet, ekran kartımızı sıfır alsaydık gerçekten fiyat daha da yükselecekti. Ama diğer bütün parçalarımızı sıfır aldık arkadaşlar. Evet, şu an ayarları görüyorsunuz. Bakın. Grafik kalitesine bakalım. Yüksek yüksek her şey açık. Sonuna kadar her şeyi ultraya aldık arkadaşlar. Grafikler şu an ultrada. FPS'imizi görüyorsunuz. 300'lere kadar çıkıyor. 332, 336, 339 gördüm. Yani bakın, ultra grafiklerde her şey açık. Her şey yüksek. Vay 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 vay. Oyun bambaşka böyle oluyor. Mit 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 mit. Görüyorsunuz FPS'ler arkadaşlar. İşlemcimiz de ısınmıyor. Neden? Şöyle bir göstereyim. Arctic Freezer arkadaşlar. 34 Esports Duo kullanıyoruz. 99 dereceleri çıkıyordu Valorant'ta. Şimdi görüyorsunuz dereceleri. 49-50 o aralarda dolaşıyor. Gerçekten güzel ama büyük bir soğutucu. Onu da dikkat edin. Yani kasanıza göre alın. Boyutlarına bakın. Bu soğutucunun boyutları arkadaşlar, yüksekliği 15.7 cm, genişliği 12.4 cm. Ona göre kasanız uyumluysa alın. Intel AMD'de hepsi oluyor. Oynadı ya. Benim silahla aldı, kazandı. Evet, görüyorsunuz ultra 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 ultra. Göstermek için aldım ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ultra ayarlarda geliyorum. Şimdi bunu ultra ayarlarda gördük artık. Bir de ayarlarımızı çok düşük yaparsak ne olur? Düşük, 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 düşük. Kapalı, kapalı. Bunlar hiçbiri. 1x. Kapalı, 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 kapalı. Yapalım. Evet. Şu anda ayarları hani çöp diyebileceğimiz bir şeye getirdik. Ama FPS o kadar da fark etmiyor arkadaşlar. Yine 330'ları görüyor. Bir Phantom alayım bakın. Hatta daha böyle bir... Aynı yani. FPS'lerde bir değişiklik olmuyor. Herhalde Valorant bundan yukarıya vermiyor. Geldik.
Oyun ne kadar çok değişti şu an. Yansıyor mu bilmiyorum ama. Yine mi ha, yine mi ha? Ne? Vurdu. İyileştir beni, beni iyileştir. Çözüyorum, beni koru. Çözüyorum, 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 çözüyorum. Çözdüm. Böyle. Evet arkadaşlar, bir de CS bu. FPS testine bakalım. Grafikler nerede? Hemen gelişmiş. Düşükte, en düşük ayarlarda. Çoklu CPU kullanımı etkin. Böyle açtık şu anda. Hadi bakalım diyoruz. Hadi bakalım diyoruz. FPS'imiz ortada, görüyorsunuz. Gayet iyi. Gayet güzel. Çak diye alıyoruz. Çak diye alıyoruz. Güzel, güzel. 300'leri görüyor burada da. 300'leri görüyor arkadaşlar. Akıcı su gibi akıyor. İşlemcimiz ısınmıyor. RAM'lerimiz yeterli. Gayet güzel. Gel 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 gel. Suş ya. Suş. Hadi bakalım. Gel evladım. Yat aşağı, yat. Ya böyle indirirler işte. Evet, buradayken bir de yüksek ayarlara bakalım. Yüksek, yüksek, etkin, yüksek, çok yüksek, etkin, en yüksek, her şeyi yükseğe alıyoruz. Çok yüksek, çok yüksek. Ne varsa, ne varsa açıyoruz. Bunu da etkin yapıyoruz. Değişiklikleri uygula diyoruz. Bakalım. Zorlarsak, ultra grafikler yaparsak kaç FPS alacağız. Evet, şu anda ultra ayarlardayız. FPS'imiz oldukça düşmeye başladı. Bakalım, bakalım. Ama hala yüksek yani. Yüksek diyebilirim, bakın. 300'leri falan görüyor, 200'leri görüyor. Güzel. 240. Güzel yani, ultra ayarlarda. 240 olması. Hop, yat evladım. Hadi bakalım. Ultra ayarlar geldi. RTX yapıyor ya. 2060 olur, 3080 olur, bir RTX'iniz olsun derken yeni indirmesi de tam yerinde mi oldu? Arkadan. Arkadan yapmıyorlar zaten. Neyse, gördüğünüz yüksek ayarlarda da ne kadar FPS aldığımızı, topladığımız sistemi sizlerle paylaşmak istedik. Umarım bu video siz için faydalı olmuştur. Siz için faydalı olduysa bir beğeninizi, like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Eğer kanalımızdaki videolardan da anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
up to the sky.